Merhabalar, ben Oğuz. Yeni bir Naruto videosuyla karşınızdayım. Bu videoda Itachi hakkında konuşacağız. Başlamadan önce abone olup paylaşarak ya da katıl butonundan bana destek olabilirsiniz. Destekleriniz için teşekkür ederim. İyi seyirler. Uchiha Itachi, Naruto'da yazılmış en iyi karakterlerden bir tanesiydi. Tüm klanını katletmiş kötü bir adam olarak diziye oldukça erken dahil edildi. Ama hikayenin geri kalanında Itachi'nin kendisini nasıl feda ettiğini, derin bir geçmiş olduğunu öğrendik. Itachi'nin sadece varlığı bile düşmanlarının gözünü korkutmaya yetiyordu. Ama Itachi'nin büyük bir handikapı vardı, o da hastalığı. Itachi ölümcül bir hastalığa yakalanmasaydı çok güçlü olabilirdi. Ki bu hastalığı onun potansiyelini nasıl sınırladı? Akatsuki'nin bir üyesi olarak Itachi'nin muazzam derecede güçlü olduğu söyleniyordu. Efsanevi Sanin'in benzerlerinin bile onun becerisiyle karşılaşamayacağı bir şeydi onun gücü. Naruto'nun başlarında en güçlü olmasa da kesinlikle en güçlü karakterlerden biriydi. Hikaye ilerledikçe Itachi'yi birkaç kişi geride bırakmış olsa da bunun nedeni gerçek potansiyelinin onu içten tüketen hastalıkla sınırlı olmasıydı. Bu hastalığa yakalanmamış olsaydı Itachi gerçekten tamamen farklı bir seviyede olacaktı. Çok küçük yaşlardan itibaren Itachi Uchiha klanın dehası olarak görünüyordu. Gerçek bir ninja olmadan önce bile klanının birkaç yetişkinini çoktan geçmişti. Yeteneği öyleydi ki babası ona inanılmaz derecede saygı duyuyordu. Itachi'nin Hokage'nin kendisi olacak kadar güçlü bir shinobi olmasına rağmen herkesi geçme potansiyeline sahip olduğunu biliyordu. Sharingan'ı uyandırdıktan sonra Itachi bir ninja olarak daha da tehditkar bir hale geldi. Shisui ile yaptığı eğitim onu dövüşte inanılmaz derecede usta yaptı. Bu olay Orochimaru'nun kendisine hayran kalmasına neden olmuştu. Sharingan'ını henüz 8 yaşında uyandıran Itachi rütbelerde hemen yükselmeye başardı. Konoha'nın en büyük yeteneklerinden biri olarak övgüler almaya başladı. Kısa bir süre sonra Anbu'ya katıldı. Henüz 11 yaşında olmasına rağmen Anbu kaptanlığı yapmaya başladı. Bu noktada Itachi tamamen olgunlaştığı gerçeğini de anlaşılacağı gibi Sharingan'la da zaten ustalaşmıştı. Gözde olan becerileri Uchiha klanının savaştığı bir başka dehası olan Shisui ile eşleştiğini görecek kadar büyüktü. Ancak Shisui öldükten sonra Itachi gerçekten korkunç bir shinobi oldu. Mangekyou Sharingan'ı uyandırdıktan sonra Itachi'nin gücü bir sonraki seviyeye yükselmişti. Amaterasu'nun ve hatta Tsukuyomi'nin jutsusuna erişebiliyordu artık. İkisi de onu savaşta bir canavara dönüştürmüştü. Eğer bu anlattıklarım yeterli değilse Susanoo'su da onu yenilmez olarak kabul ettirmişti. Akatsuki'de geçirdiği süre boyunca en güçlü olmasa da kolayca en güçlü üyelerden biri olabilecek potansiyeldeydi. Efsanevi Sanninlerden birisi olan Orochimaru bile parmağını bile kıpırdatmadan ona yenildi. Bütün bunlar henüz bir genç olduğu için bir ninja olarak zirveye ulaşmadan önce onun tarafından başarıldı. Bu nedenle Itachi'nin potansiyeli sınırsızdı. Ebedi Mangekyou Sharingan gibi daha fazla güç elde etmeye devam etseydi kesinlikle büyük bir tehdit olurdu. Itachi'nin tam olarak ne zaman hasta olduğu bilinmiyor. Naruto'da geçirdiği süre boyunca zaten yaşam mücadelesi veriyordu. Itachi çok az zamanının kaldığını biliyordu ve ölmeden önce Sasuke'ye yardım etmek istiyordu. Itachi Kakashi gibilerle dövüştüğünde ve savaşta onu kolayca alt ettiğinde kötüleşen fiziksel durumu nedeniyle dövüşçü olarak üstünlüğünü çoktan kaybetmişti. Buna rağmen Kagawa'ma potansiyeline sahip başarılı bir jonin'i hızlı bir şekilde yetiştirebiliyordu. Takip eden 2 yıl içerisinde Itachi'nin fiziksel durumu daha da kötüleşti. Mangekyou Sharingan kullanması da körlüğe neden oldu. Bu Sasuke'ye karşı mücadelesi sırasında çok belliydi. Sasuke ile savaştığı sırada çoğunlukla kördü, yani görmüyordu ama savaşı hükmedebiliyordu. Itachi zaten göremiyordu, hastalığından dolayı da savaşları uzun sürdüremiyordu. Dayanıklılığı, gücü ve hızı tamamen tehlikeye giriyordu savaşlar uzadığı zaman. Dövüş devam ederken ağzından kanlar gelmeye başladı. Bunları gördükten sonra Itachi'nin önemli ölçüde zayıfladığı biliniyordu. Çakra seviyeleri önemli ölçüde düştü. Normalde kolayca kaçınabileceği bir hasar aldı ve bu iki kardeş arasında çatışmaya tanık olan Zetsu'nun bile fark ettiği bir şeydi. Itachi'nin sağlığı daha iyi olsaydı dövüşteki performansı çok daha iyi olurdu. Ayrıca Itachi öldüğü sırada çok genç yaştaydı. Hani ölmeseydi bir shinobi olarak daha da büyüyebilirdi. Diğerlerinin yanı sıra Hashirama ve Naruto gibi shinobiler gerçek potansiyellerine ancak gençlik yıllarını geçtikten sonra ulaşıyor. Ya da Jiraiya gibi bazılarının son yıllarında güçlü oldukları kabul ediliyor. Itachi inanılmaz bir shinobiydi.
Genç yaşta ölmesi bizim kesinlikle yerine getirilmemiş çok fazla potansiyeli kaçırmamıza neden oldu. Sasuke ve Madara'nın güçleriyle karşılaştırıldığında Itachi kesinlikle yüksek seviyelere ulaşmış olurdu. Hatta bir dereceye kadar onlarla karşılaşabilirdi. Ne yazık ki hastalığı kendisinin en iyi versiyonu olmadan önce onu tüketti. Bununla birlikte Itachi hala serideki en güçlü karakterler arasındaydı. Düşünün, genç yaşta ölen bir karakter, potansiyelini tam olarak gösterememiş bir karakter, yapımdaki en güçlü karakterler arasında gösteriliyor. Itachi'nin ölme sebebiyle ilgili birçok teori var. Bunlardan bir tanesi Itachi'nin zekası. Itachi inanılmaz zeki olduğu için Madara ile olan savaşında onu yenmenin yolunu kolayca bulabilirdi. Bu da hikayeyi olumsuz yönde etkilerdi. Ana karakterlerin savaşı yerine Itachi ve Madara'nın savaşını izlerdik. Söylentiye göre yapımcıların Itachi'yi öldürmesinin sebebi buydu. Bana göre Madara'dan ziyade bambaşka bir olay var işin içinde. Tom'un ismi Naruto ve biz Naruto'nun hikayesini izliyoruz. Ki Naruto'nun yanındaki karakterler de var. Sasuke de ön plana çıkıyor konuda. Sasuke ve Naruto'nun ön plana çıkabilmesi için en güçlü karakterlerin onlar olması gerekiyor. Itachi'nin geçmişine bakıldığında, yani biraz önce anlattığım şeylere dikkat ederseniz, daha çocuk yaşta potansiyeli olan bir karakter ve daha olgunlaşamadan potansiyelini ortaya çıkartmıştı. Yani birçok başarıyı daha acemiyken elde etmişti. Acemiyken bu kadar iyi olan bir karakterin ilerleyen zamanda ne kadar efsanevi bir karaktere dönüşeceğini siz düşünün. Bence yapımcılar planlamada biraz hata yaptılar. Itachi'ye daha çocukluğunda bu kadar fazla gücü verdikten sonra onun gücünün artmasını engelleyecek bir yol bulamadılar. Çünkü Itachi'nin tam anlamıyla hikayesine bakarsanız kartlardan oraya gidebilirsiniz. Başardığı şeyler bütün herkesin başarılabileceği şeyler değildi. Hatta bana soracak olursanız Naruto falan da yapamazdı bunları. Çünkü karakter çok güzel tasarlanmış ve sadece fiziksel gücü ve yetenekleri değil başarısının arkasında yatan şey. Başarısının sebeplerinin en büyüğü zekası. Itachi daha çocuk yaşta bir şeyleri sorgulamaya başlıyor. Ve bu sorgulaması nedeniyle de bayağı şey öğreniyor. Yani bu kadar potansiyeli olan bir karakteri basit bir şekilde bir karakter öldürseydi izleyiciler bunu beğenmezlerdi. Saçma gelirdi böyle bir şey izleyiciye. Bu kadar büyük bir potansiyel olan bir karakter Naruto'da izlediğimiz hiçbir karakter tarafından öldürülemez. Çünkü o kadar böyle yükseğe erişebilmiş bir karakter yok. Geçmişlerden bahsetmiyorum. Şu an Naruto evreninde izlediğimiz dönemde. Bence hani Madara her ne kadar çok güçlü olsa da Itachi zekasıyla ona inebilecek kadar iyiydi. Neyse onu öldürebilmek için bir potansiyel hastalık belirttiler. Hastalığa göre Itachi güçlüydü ama handikapı vardı güçlerinin. Çok güçlü olduğu için de hayatını kaybetti. Şimdi muhabbeti Naruto için de deniyorlar. Naruto'yu bizim için çok fazla güçlendirdiler. Onu öldürebilecek bir güç bulamayacakları için onu da zayıflatmak için farklı şeyler deneyeceklerdi. Bu videoda buraya kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoya kadar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.